işleyeceğimiz konumuz olan merkezi yaygınlık ölçüleri hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Geçen hafta sizlerle hatırlarsanız merkezi eğilim ölçüleri dediğimiz ölçme yöntemleri hakkında, istatistiksel teknikler hakkında bilgi vermiştik. Merkezi eğilim ölçüleri deyince tek bir kelimeye indirgeyerek söyleyecek olsak ne demekti merkezi eğilim ölçüsü? Hatırlayan var mı? Ortalamalar değil mi? Ortalamadır hocam. Kelimeye indirdiğimizde ortalama dememiz gerekiyordu. Ve ortalamaları hatırlarsanız iki gruba ayırmıştık. Onlar nelerdi? Duyarlı ve duyarsız olmak üzere iki ayırmıştık. Murat konuştu sanırım. Murat'a soralım. Duyarlı ve duyarsız ortalama ne demek? Neye göre biz bir ortalamaya duyarlı, neye göre bir ortalamaya duyarsız diyoruz? Hocam eğer gözlem değerlerinin hepsini kullanıyorsak bu duyarlı ortalamadır. Gözlem değerlerini kullanmıyorsak bu duyarsız ortalamadır. Kullanmıyorsak demeyelim de gözlem değerinin bir kısmından faydalanıyorsak, değil mi? Gözlem değerlerinin bir kısmından faydalandığımız ortalamalara duyarsız, gözlem değerlerinin tamamından etkilenen ortalamalara da duyarlı ortalamalar diyorduk. Duyarsız ortalama dediğimizde iki tane ortalamamız vardı, mod ve medyan. Mod dediğimiz zaman en fazla tekrar eden durumu ifade ediyorduk. Medyan dediğimiz zaman da orta noktayı ifade ediyorduk. Ve basit seriler, frekans serileri ve sınıflandırılmış seride mod medyan nasıl hesaplanır? Öncelikle bunlar üzerinde durduk. Bunlarla ilgili hesaplamalarımızı yaptık. Özellikle sınıflandırılmış seride basit bir formülümüz vardı. Formülden faydalanmamız gerektiğini ifade etmiştik. Yine özellikle frekans serilerinde ve sınıflandırılmış seride medyan hesaplayabilmek için mutlaka birikimli seriyi de bir yanında kullanmanın bizim için işi kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip olduğunu ifade etmiştik. Ve en çok kullandığımız birikimli serimiz de denaz birikimli seriydi ve denaz birikimli serimize bağlı olarak da medyan hesaplamasının nasıl yapılacağını sizlere göstermeye çalıştık. Duyarlı ortalamalar dediğimizde de aritmetik ortalamadan geçen haftaki dersimizde bahsettik. Yine biraz evvel bahsettiğimiz o üç temel serimiz çerçevesinde aritmetik ortalamayı nasıl hesaplayacağımızı gördük. Bugün sizlerle kısmet olursa şimdi öncelikle ortalamalara ait özelliklerden bahsedeceğim. Ortalamalara ait özellikler deyince inşallah sayfa düzgün gözükür. Yoksa çevirseniz. Ortalamalara ait en temel özelliğimiz neydi? Hocam ters gözüküyor şu an. Ters gözüküyor. Şimdi düzeldi mi? Evet hocam. En temel özelliğimiz, geçen hafta üzerinde defalarca vurgu yapmıştık hatırlarsanız bir özelliğin. O özelliği hatırlayan var mı? Ortalama hesaplarken dedik, bakın bu bizim için önemli bir bilgi. Bu bilgiye dayalı olarak hesaplamalar yapmalıyız. Bulduğumuz sonuçları bu bilgiyle kıyaslamalıyız. En küçük gözlem değerinden küçük. En temel kuralımız, birinci kuralımız diyordu ki bize, en küçük gözlem değerinden daha küçük ve en büyük gözlem değerinden daha büyük bir ortalama hesaplayamayız. Bu sadece aritmetik ortalama için geçerli bir kural değildi. Mod ve medyan için de aynı kuralı söyleyebilme şansımız vardı. En küçük gözlem değerimizden daha küçük bir aritmetik ortalama, en büyük gözlem değerimizden de daha büyük bir aritmetik ortalama hesaplayamıyorduk. İkinci bir başka kuraldan daha bahsetmiştik. Hatırlayan var mı? Seride uç nokta var ise duyarsız ortalama mı kullanılıyor hocam? Evet, seride eğer ekstrem uç noktalarımız varsa aritmetik ortalama yerine ya da duyarlı ortalamalar yerine duyarsız ortalamaları tercih etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bir başka kuralımız da buydu. Uç noktalar. Duyarlı ve duyarsız ortalama arasında tercih yapmamıza sebep oldu. Ve yine geçen haftaki derste dedik ki eğer seride uç noktalar varsa duyarsız ortalamalardan öncelikli olarak tercih etmem gereken ortalama medyan. Aslında medyan tam anlamıyla bir ortalama bilgisi değil. Sadece orta noktayı gösteren bir bilgi. Aslında çok sağlıklı bir bilgi değil ama hesaplanması ve bulunması daha pratik olduğu için biz medyanı daha fazla tercih ediyoruz. Çünkü bazı serilerde birden fazla mod oluşabiliyordu hatırlarsanız. Birden fazla modu tespit etmek zaman kaybına yol açabilir. Bu durumda
biz orta noktayı daha hızlı, daha seri, daha pratik bir şekilde bulabilme şansına sahibiz. Ve yine geçen haftaki dersimizde dedik ki bu bağlamda özellikle ekonomi programlarında sık sık bu medyan kavramı üzerinde duruluyor. Gelecek aya ait enflasyon rakamlarıyla ilgili bir tahminde bulunulması istenildiğinde ekonomistlerden, ekonomistlerin görüşlerinin medyan değeri üzerinden tahmin bilgisi bizimle paylaşılıyor. Çünkü ekonomistlerin görüşleri itibariyle hem alt tarafta hem de üst tarafta serinin uç noktalar oluşabilme ihtimali çok yüksek. O yüzden aritmetik ortalama yerine biz duyarsız ortalamaya uç noktalarımız varsa tercih ediyoruz. Bir başkası aritmetik ortalamayı hesaplarken hatırlarsanız gözlemleri toplayıp toplam gözlem sayısı dediğimiz N'e oranlıyorduk. Ve dolayısıyla gözlemlerin toplam büyüklüğü yani bize verilen serideki her birinin toplam büyüklüğünü hesaplayabilmek için yapmam gereken bir şey soruyor. Gençler, sorusu olan mı var? Sesler geldi. Anlayamadım. Yok hocam, mikrofon açık kaldı sanırım. Tamam. Bir başka kuralımız ise ortalamalarla ilgili bilmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi. Seride milyonlarca gözlem değerimiz olabilir. Dolayısıyla ortalama dediğimiz şey, ortalama bilgisi bize tek bir değer üretecektir. Dolayısıyla serideki o binlerce, yüzlerce, milyonlarca gözlem değerini tek tek kullanmak yerine tek bir değer üzerinden ne yapabileceğiz? Seri hakkında konuşabileceğiz demektir. Seride tek bir değeri kullanarak seri hakkında çok fazla bilgi elde etmemizi sağlıyor ortalama bilgileri. Yine ortalama bilgileri arkadaşlar, seri hakkında serileri karşılaştırmak için kullanılabilir. Aynı ölçme yöntemi kullanarak eğer veriler toplanmışsa, aynı ölçme yöntemi kullanılarak veriler toplanmışsa grupları birbiriyle karşılaştırabilmek için biz ortalamaları devreye sokuyoruz. Ortalamalar bu konuda, özellikle aritmetik ortalama bu konuda bize çok fazla yardımcı olan bir bilgi. Diyelim ki aynı nitelikteki iki tane makineniz var ve bu makinelerin verimliliğini ölçmeye çalışıyorsunuz. Ortalama bilgilerinden yola çıkarak çok rahat bir şekilde bu iki makineyi birbiriyle kıyaslayabilme şansınız var. Fabrikamızda çalışan bütün işçileri aynı standartta çalıştırdığımızı kabul ettiğimizde, varsaydığımızda birbiriyle kıyaslayabilmek için yine ortalama üretkenlikleri üzerinden ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde bunları kıyaslayabiliriz. Bir başka önemli bilgi yapacağımız sık işimize ifade etmiştik. Artırır ya da azaltırsak. Ortalamalarda aynı yönde hareket edecektir. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gözlem değerlerimi, x gözlem değerlerimi herhangi bir sabit değerle artırır ya da azaltırsam, ki artırır ya da azaltırsam da sadece aklımıza toplama ve çıkartma gelmeyecektir mutlaka. Hepimiz ilkokuldan beri öğrendik bu bilgiyi. Artırmak dediğimiz zaman toplama da artırma işlemi yapar, çarpma da artırma işlemi yapar. Azaltmak dediğimiz zaman sadece çıkartma işlemini değil, aynı zamanda bölme işlemini de anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir sabit değerle, diyelim ki bütün gözlem değerlerime 10 ekledim, 10'la arttırdım, yani 10'la çarptım ya da her birine 10 ilave ederek gözlem değerlerimi değiştirdim. Yeni ortalamanın ne olduğu sorulduğunda bize söyleyeceğimiz tek şey, daha önce hesapladığım ortalamaya ya 10 ilave edeceğim, artı 10 diyeceğim, eğer 10 artırarak, 10'la ekleyerek çoğalttıysam bütün gözlem değerlerimi, ya da 10'la çarparak sonucu söyleyeceğim. Diyelim ki 10'la çarpmadan önce gözlem değerlerimin ortalaması 5 ise ve ben bütün gözlem değerlerime 10 eklediysem, toplayarak arttırdıysam, yeni ortalamanın ne olduğu sorulduğunda otomatikman söyleyeceğim şey 15 olacaktır.
Anlatabildim mi? Çıkartırsam, diyelim ki her birinden o 5 ortalaması olan gözlem değerlerimin her birinden 2 çıkarttım. Yeni ortalamamın ne olduğunu sordum. Bir önceki ortalamam 5'ti. 5 eksi 2 eşittir 3 diyeceğim. Hemen şöyle elimle de bu pratik bilgiyi size gösterebilirim. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından oluşan bir serim var. Orta nokta, ortalamayı bulacağım. Ortalama, bunun ortalaması 3 olacaktır. Ortalamayı buldum. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarına ait ortalamayı buldum. Şimdi mevcut ortalamam 3. Ben bütün gözlem değerlerimi 10 ile çarptım. 10, 20, 30, 40, 50 dedim. Yeni ortalamanın ne olduğu sorulmuştu. Hatırlarsanız biraz evvel 1, 2, 3, 4 dediğimde ortalamam 3'tü. Dolayısıyla yeni ortalamam 3 çarpı 10. Her birini 10 ile çarparak büyüttüğüm için 30 oldu. Diyelim ki 10 ekledim. 11, 15 yaptım. Yeni ortalamam nedir diye sordum. Yeni ortalamam bir önceki ortalamam 3 olduğu için her birine de 10 eklediğim için 13 oldu. Ortalamam değişmedi. Yine bir başka bilmemiz gereken önemli bilgi, ardışık sayılarda ki biraz evvel gösterdiğim şey aslında hem ardışık sayıydı, sayılarda ortalama ile ortanca aynıdır. Bu bilgiyi biz oyun oynarken de kullanıyoruz. Özellikle aranızda 51 ve 101 oynayan arkadaşlar varsa biraz evvel gösterdiğim bilgiyi zaten biliyorlar. Bu özelliği kullanarak hesaplamalar yapıyorlar. Diyelim ki ellerinde işte 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir seri var. 1, 2, 3, 4, 5 serisinin orta noktasını bulup bir sonraki serinin orta noktasıyla toplayarak ellerindeki büyüklüğünün ne olduğunu, yani şuradaki formülü de kullanarak bize gözlemlerin toplam büyüklüğünü hesaplama işlerini zaten yapıyor. 101 ve 51 oynayan arkadaşlar. Aramızda oynamayan var mı? 101 ya da 51 bilmeyen var mı? Dünkü grupta bilmeyen çok fazla arkadaş vardı. O yüzden bilenler beni daha iyi anladılar. Ama bilmeyenler için zaten buradaki pratik bilgiler bizi o arkadaşlarımın pratik hayatta kullandığı o bilginin teorik bilgisine ulaştırmış durumda. Bir kez daha söylüyorum. Ardışık sayılarda ortalamayla yani medyan birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını ben toplayıp işte en dediğim 5'e bölmedim. Hemen gittim 3'ün bunun ortalaması olması gerektiğini sizlerle paylaşabildim. Bu pratik bir bilgiydi çünkü ardışık sayılarda orta noktayla ortalamanın birbirine eşit olması gerekliliği bilgisi. Bu 6 pratik bilgiyi unutmamak gerekiyor. Bu pratik bilgiler çünkü bizim işlerimizi kolaylaştıracak merkezi eğilim ölçüleriyle ilgili yapacağımız hesaplamalarda. Burayla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben şahsen anlamadım. Efendim diye. Hocam yazdıklarınız görünmüyor bende. Net herkes değil. De şimdi gözüküyor mu? Hocam bulanık, net değil. Herkes de mi aynı arkadaşlar? Gençler diğerleriniz beni duymuyor musunuz? Hocam bende normal gözüküyor yani. Doğan Hediye, senin kullandığın şeyle ilgili bir sıkıntı var şu an için. Anlamadım. Yani şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Daha fazla yaklaştırırsam bu sefer daha kötü gözüküyor. Tamam hocam. Evet, bu 6 temel bilgiyi asla unutmuyoruz dediğim gibi. Bu kuralları iyi öğrenmek gerekiyor. Yapacağımız birçok işte pratik bilgi sağlayacak. Eğer herhangi bir sorunuz yoksa diğer duyarlı ortalamalar hakkında konuşmaya çalışacağım ve en son olarak duyarlı ortalamalar konusunu bitirdikten sonra sizlerle KPSS soruları çözeceğiz ve arkasından merkezi yaygınlık ölçülerine geçiş yapacağız. Duyarlı ortalamalar biraz evvel de konuştuk. Duyarlı ortalamaları ifade ederken biz gözlem değerlerinin tamamını kullandığımızı biliyoruz. Sizlerle geçen haftaki dersimizde aritmatik ortalamayı konuşmuştuk. Duyarlı ortalama olarak. Aritmatik ortalamanın bir benzeri, başka kullanabileceğimiz duyarlı ortalama
tartılı, ağırlıklı, ortalama kavramı arkadaşlar. Hocam, bu tartılı, ağırlıklı, ortalama dedim. Efendim? Kağıdı biraz aşağı alabilir misiniz? Kağıdı biraz aşağı alabilir misiniz tabii ki. Tartılı, ağırlıklı, ortalama dediğimiz bilgi aslında sizin günlük hayatta en çok kullandığınız ortalama şekli arkadaşlar. Tartılı, ağırlıklı, ortalamayı biz ne zaman kullanıyoruz? Özellikle başarı notlarınızı hesaplarken. Değil mi? Yıl sonu başarı notunuzu hesaplarken ne yapıyorsunuz? Bütün derslerin not ortalamalarını alıp toplam ders sayısına bölmüyorsunuz. Bu işlemi yapabilmek için her dersin kendi içerisinde bir önem düzeyi var. Kredi diyoruz biz bunlara ya da AKTS bilgisi diyoruz. Dolayısıyla bu AKTS bilgisi bizim için önemli bir bilgi. Derse verilen önem düzeyini ifade ediyor. Eğer gözlem değerlerimize aynen bu derslerimizde olduğu gibi bir önem düzeyi atfedilmişse, bu durumda bizim aritmetik ortalama yerine tercih etmemiz gereken ortalama tartılı ağırlıklı ortalamadır. İkisi de aynı anlama geliyor. Tartılı ortalama ve ağırlıklı ortalama. Kaynaklarda farklı isimlerle karşılaşırsınız diye iki ismi de paylaştım sizinle. Bir kez daha söylüyorum. Eğer gözlem değerlerine önem düzeyi atfediliyorsa, o derslerin kredilerinde olduğu gibi, bu durumda aritmetik ortalama yerine biz tartılı ağırlıklı ortalamayı tercih ediyoruz. Ve sosyal bilimlerde biz özellikle nicel veri toplarken ölçme yöntemi olarak Likert ölçme yönteminde geçen haftaki derslerimizde bahsettik diye hatırlıyorum ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. En çok anketlerde karşılaştığımız ölçme yöntemlerinden bir tanesi. Ölçeklerde kullanıyoruz biz bunu. İşte kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde yargıyı değerlendirmemiz isteniyor bizden. İşte Likert tipi ölçek dediğimiz bu ölçeklerde biz aritmetik ortalamayı hesaplayamayız. Bu ölçekte çünkü kesinlikle katılıyorum'a atfettiğimiz değerle kesinlikle katılmıyorum'a atfettiğimiz değer birbirinden farklıdır. Önem düzeyi birbirinden farklıdır. Ve buna bağlı olarak istesek de istemesek de hesaplamamız gereken şey tartılı ağırlıklı ortalamadır. Dolayısıyla, özür diliyorum, kesinlikle katılmıyorum'a 5 kişi cevap vermiş, kesinlikle katılıyorum'a 2 kişi cevap vermişse katılmıyorum daha ön plana çıkar diyemezsiniz. Yapmanız gereken şey o kesinlikle katılmıyorum'un önem düzeyi kaçsa, 1 olabilir, 5 olabilir, 3 olabilir, işte elinizdeki ölçme ölçekteki kullandığınız o eşit aralıklı aralıkların sayısına göre belirleyeceğiniz bir şeydir bu. Buna bağlı olarak siz tartılı ağırlıklı aritmetik ortalamayı hesaplamak zorunda kalırsınız. Bir başka ortalamamız, duyarlı ortalamamız geometrik ortalama arkadaşlar. Geometrik ortalama dediğimiz şey gözlem değerleri eğer oransal olarak artış sergiliyorsa ya da katları şeklinde, çarpımlar şeklinde büyüyorsa, çarpımlar şeklinde azalıyorsa, bu durumda bizim kullanmamız gereken ortalama aritmetik ortalama yerine geometrik ortalamadır. Anladık mı? Oransal değerlerle ilgili işlem yapıyorsak ya da gözlem değerlerimiz birbirinin katı şeklinde artış veya azalış sergiliyorsa, bu durumda aritmetik ortalama yerine tercih edilmesi gereken ortalama geometrik ortalamadır. İşte nüfus, milli gelir, fiyat ve sermaye artışı ki bu artışların tabii ki oransal artışları eğer elimizde mevcutsa burada hesaplamamız gereken en sağlıklı ortalama geometrik ortalamadır. Geometrik ortalamayı hesaplarken kullandığımız formül G ile ifade edecek olursak geometrik ortalamayı GO diyeyim hatta. N'inci kuvvetten XI'lerin yani gözlem değerlerimin birbiriyle çarpımlarını istiyor demektir. Buradaki pi'nin anlamı hatırlarsanız summation işareti toplama işlemi yaptırıyordu bize. Pi de çarpma işlemi yaptırır bize arkadaşlar. Dolayısıyla bunu açacak olursak x1 çarpı x2 çarpı xn. Diyelim ki 10 tane gözlemim varsa 10. kuvvetten kökünü almam gerekir. 100 tane gözlem değerim varsa, n'im 100 ise, n'inci kuvvet dediğimiz zaman 100. kuvvetten kökünü almam gerekecek.
bu bilgileri sınavda soru olarak sormayacağım ama bu teorik bilgileri biliyor olmamız gerekiyor. İşlerimizi kolaylaştıracak. Ders dışında en azından sahada eğer istatistik bilgisini kullanmam gerekirse geometrik ortalamayı bir kez daha altını kalın kalın çizerek söylüyorum. Özellikle oransal bilgileri ortalaması üzerinden konuşmam istendiğinde kullanacağım. Ve gelecek aya ait enflasyon artış oranının ne olduğunu hesaplamanızı istiyorsam burada size verilen o tahmin değerlerinin, oransal tahmin değerlerinin ortalamasını almanız gerekiyorsa ve uç noktalar yoksa tabii ki geometrik ortalamayı kullanabiliyorsunuz. Peki geometrik ortalama hangi durumlarda kullanılamaz bir ortalamadır? Çarpma işlemi yapıyorum. Çarpma işlemi yaptığım an hangi değişken, hangi değer çarpmayı anlamsız hale getirir diye sorsam size, ilkokul birinci sınıftan beri bildiğimiz bir bilgi bu. Çarpma işlemini hangi değer işin içine girerse anlamsız hale getirir? Sıfır değil mi hocam? Değil mi? Bu kadar basit. Eğer gözlem değerlerimin içerisinde sıfır varsa geometrik ortalama hesaplanamaz arkadaşlar. Yine kök alıyorum. Negatif bir değerin kök dışına çıkması mümkün müdür? Kök dışına çıkartabilir miyim negatif değeri? Bugüne kadar öğrendiğimiz matematik bilgileri ışığında soruyorum bu soruyu. Mümkün müdür bu? Asla değildir diyoruz. Ve dolayısıyla eğer gözlem değerlerimin içerisinde sıfır veya negatif değerler varsa geometrik ortalama kullanılamazdır. Bir kez daha söylüyorum. Gözlem değerlerimin arasında sıfır veya negatif bir değer varsa geometrik ortalamayı kullanamıyorum. Geometrik ortalamayı ne zaman kullanıyorum? Gözlem değerlerim oransalsa ya da birbirinin katı şeklinde artış veya azalış sergiliyorsa geometrik ortalama aritmetik ortalamaya göre daha sağlıklı sonuçlar verecektir, kullanılabilir diyoruz. Bir başkası harmonik ortalama arkadaşlar. Harmonik ortalamaları genellikle biz zaman serilerinde çok kullanıyoruz. Zaman serileri üzerinde çalışma yapmamız istenirse harmonik ortalama bize çok daha sağlıklı bilgi verecektir. Zaman serilerinin içinde kullanıyoruz. Yine serileri birbiriyle karşılaştırmak, kıyaslamak için kullanıyoruz. Hız, verim ve fiyat hesaplamalarında harmonik ortalamayı kullanıyoruz. Aynı şekilde harmonik ortalamada da geometrik ortalamada gibi eğer gözlem değerlerimizin arasında sıfır veya negatif değer varsa harmonik ortalamayı kullanamıyoruz arkadaşlar. Mutlaka sıfırdan büyük pozitif değerlerden oluşması gerekiyor ki harmonik ortalamayı kullanabilme şansımız olsun. Harmonik ortalamayı nasıl hesaplayacağız? Harmonik ortalamayı HO olarak ifade edecek olursam formülü bu. Formülümüz bu. Bu formülü kullanarak harmonik ortalamayı hesaplayabiliyoruz. Formülde bölme işlemi yapıyor. Dolayısıyla toplam sıfır olursa eğer buradaki toplam büyüklük. Dolayısıyla harmonik ortalamayı hesaplamakta problem yaşayacağız demektir. Ya da işte negatif değerler varsa problem yaşayacağımız ifade edilmiş harmonik ortalamanın hesaplanmasında. Bir diğer ortalamamız ortalama. Hatırlarsanız aritmetik ortalamayla ilgili sınırlığımız neydi? Sınırlarımız. Hangi durumda aritmetik ortalama hesaplayamıyordum? Biri bana hızlıca hatırlatsın. Kimse hatırlamıyor mu? Hangi durumda aritmetik ortalama hesaplayamıyorum? Uç noktalar varsa hocam. Değil mi? Uç noktalar varsa aritmetik ortalama hesaplayamıyorum. Geometrik ve harmonik ortalamayı ne zaman hesaplayamıyorum? Sıfır ve eksi. Evet, sıfır ve negatif değerler varsa da geometrik ve harmonik ortalamayı hesaplayamıyorum. İşte bu üç ortalamayla ilgili bu sıkıntıları göz ardı edebilen bir ortalamadan bahsediyoruz. Duyarlı bir ortalama hesaplamam gerekiyor. İçinde sıfır değeri var, negatif değerler var, ekstrem uç noktalar var. Normalde hiçbir ortalamayı, duyarlı ortalamayı hesaplayamazken kareli ortalama bu konuda bana yardımcı olan bir ortalama. Kareli ortalamayı her hal ve koşulda hesaplayabileceğim bir duyarlı ortalama olarak
ifade edebilirim çok rahat bir şekilde. Kareli ortalamayı hesaplayabilmek için de formülümüz şu arkadaşlar. XI'nin karelerinin toplamını n'e bölüyorum ve kök dışına çıkartıyorum. Kareli ortalamanın formülasyonu, formüle edilmiş şekli bu. Bu formülle ben çok rahat bir şekilde kareli ortalamamı hesaplayabiliyorum. Bütün bu bahsettiğimiz ortalamalar arasındaki ilişkilere, matematiksel ilişkilere bakacak olursak, kareli ortalama en büyük değeri veriyor. Daha sonra aritmatik ortalama, daha sonra geometrik ortalama ve en küçük değeri de aynı veri seti üzerinde işlem yaptığım an konuşuyorum. En büyük ortalamayı kareli ortalamayla elde ederken en küçük ortalamayı hareketli ortalamayla elde ediyorum. Harmonik ortalamayla özür diliyorum. Elde ediyorum. Matematiksel olarak aralarındaki ortalamaların arasındaki ilişki de bu şekilde ifade edilmiş. Yine bir başka bahsedilmesi gereken ortalama hareketli ortalama. Aslında hareketli ortalama dediğimiz şey aritmatik ortalamanın aynısı. Tek bir farkla zamana dayalı olarak hesaplıyoruz. Genellikle kullanım şekli itibariyle baktığımızda 50 günlük, 90 günlük, 200 günlük ortalamalar hesaplanıyor. Hareketli ortalamayla. Borsada özellikle çok fazla kullanılıyor. İşte döviz kurlarının hareketliliği itibariyle geleceğe yönelik tahminlerde çok hareketli ortalamanın tercih edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Yine biraz evvel bahsettiğim gibi eğer ekonomi programlarını izliyorsanız geleceğe yönelik o grafikler üzerinde yorumlar yapılırken o analizleri yaparken insanlar hareketli ortalamalarına bakıyorlar, gözlem değerlerini. İşte borsanın 50 günlük hareketlerine bakarak bir sonraki 50 günde nasıl bir hareket sergileyebileceğini ortaya koyuyorsunuz. Kripto paralarınız var elinizde. Kripto paranın işte 50 günlük, 90 günlük, 200 günlük hareket tarzına bakarak bir sonraki 200 günü tabii ki hesaplayabilme şansınız var. Tabii burada önemli bir bilgi, işte ekstrem bir durumun ortaya çıkmayacak olduğu varsayım altında yapabilirsiniz bunu. Siz 200 günlük geçmiş verilere baktınız. Ama bu verilerin içerisinde, 200 günlük verilerinizin içerisinde Mart ayından bu yana yaşanan pandemi süreci var. Dolayısıyla bu 200 günlük verileriniz ancak pandemi devam ettiği sürece kullanabileceğiniz bir bilgidir. Ama yine burada da pandeminin şiddeti vesairesi devreye girecek. Anlatabildim mi? Ters mi yine görüntü? Evet hocam. Şimdi düzeldi herhalde. Evet. Anladık mı duyarlı ortalamalarımızı? Bunlar teorik bilgiler arkadaşlar. Yani özellikle bu harmonik ortalama, geometrik ortalama, hareketli ortalama, kareli ortalama bilgileri sınav ortamında karşınıza çıkmayacak konular ama günlük hayatın içerisinde karşılaşabileceğimiz duyarlı ortalamalar bunlar. Ve bu bilgileri sınavda sorulmayacak diye, ya bunları boş ver diyebileceğimiz ortalamalar değil. Eğer bankacı olmayı düşünüyorsanız, eğer lojistikçi olmayı düşünüyorsanız, bu bilgilerden, bu ortalamalardan mutlaka faydalanmanız gerekecek, yüz yüze karşılaşacağınız durumları ifade edin. Dediğim gibi her birinin kullanım amacı birbirinden farklı. Bütün problemleri aynı ortalamayı kullanarak çözemeyiz. Eğer böyle bir şey yapıyorsak, bulacağımız sonuç, alacağımız kararlar bizi doğru noktalara götürmeyebilir. Eğer KPSS'e çıkmış ortalamalarla ilgili sorulardan birkaç tane çözeceğim ve arkasından dediğim gibi merkezi yaygınlık ölçüleriyle ilgili konuşmaya başlayacağım. Var mı sorusu olan? Şurayı bir kez daha hatırlatırsanız, şurayla ilgili bir kez daha bilgi verirseniz faydalı olur diyeceğiniz bir şey var mı? Yok, anladım. Evet, ilk sorumuz şu. Denmiş ki
6 tane öğrencinin herhangi bir dersten aldıkları notların ortalaması 75'miş. 6 tane öğrencim var. Bir kez daha soruyu hikayeleştirerek anlatmaya çalışayım. 6 tane öğrencim var. X1, X2, X3, X4. 6 tane öğrenci. Bu 6 tane öğrencimin herhangi bir dersten, farz edelim istatistik dersinden, aldıkları vize notlarının ortalaması 75'miş. Bu öğrencilerin arasında notu 45 olan çıkartılırsa yeni ortalama nedir diye sorulmuş. Soruyu anladık. 6 tane öğrencim var. Herhangi bir dersten aldıkları notların ortalaması 75. Gruptaki öğrencilerden notu 45 olan gruptan çıkarılırsa yeni ortalama ne olur diye sormuş. Benim bilgisayarım saati 13.36'yı gösteriyor. Size 13.37'ye kadar yaklaşık bir dakikalık bir zaman veriyorum ben. Bakalım o bir dakikalık zaman içerisinde bu soruyu kaç kişi yapacak? Yapanlar elini kaldır. Sonucu söylemesin bize, sadece elini kaldır. Kuralları hatırlayan çok rahat yapacaktır. Hatırlamasa bile kuralları aslında kullanarak yapmış olacak sorunun cevabını verirken bize. Evet, süre bitti. Anladığım kadarıyla kimse yapmadı ya da yetiştiremedi süreyi. Soru bize diyor ki 6 tane öğrenci, yani X1'den X6'ya kadar öğrencilerimizin, ki bu 6 öğrenci bu durumda benim en bilgim, toplam gözlem sayısı bilgim oluyor. Ortalamasını vermiş 75. Peki bu 6 öğrencinin notlarının toplamı nedir diye sorsam ne yapmam gerekiyordu? Hatırlarsanız bizim biraz evvel ortalamaya ait özellikler içinde ikinci kural olarak vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Dedik ki x bar eşittir formüle edeceğimiz yapıyı gösteriyorum. X i'leri topladık. Bölü toplam gözlem sayısına oranladığımız bir bilgiydi. Dolayısıyla 75'miş bu öğrencilerin ortalaması. Birden 6'ya kadar öğrencilerimin notlarıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. O yüzden burayı toplam x i olarak veriyorum. Ve 6 tane öğrencim var. Bu kural bana en azından bu 6 tane öğrencinin notlarının toplamının kaç olması gerektiği bilgisini verecek. 5, 6, 30, 3 elde, 6, 7, 42, 45, 450. Yani X1, X2, X3, X4, X5, X6 dediğim öğrencilerimin notlarını yan yana getirip topladığımda toplam büyüklüğün 450 olduğunu biliyorum. Ve bu 450'yi oluşturduğum öğrencilerden bir tanesinin notu 45. Hangisinin olduğunu bilmiyorum ama bu X1'den X6'ya kadar öğrencilerimden herhangi birinin notu 45 ve o 45 de bu 450'nin içerisinde var olan bir 45. Ve farz edelim X1 dediğim öğrencim 45 notuna sahip olan öğrenci ve dedi ki ben bu grubu terk ediyorum. Artık bu grupta olmadığına göre geriye benim 5 tane öğrencim kaldı. En artık 5 olarak karşıma çıkıyor. Peki X2'den X6'ya kadar olan öğrencilerimin notlarının toplamı kaç? X1'den X6'ya kadar olanlarınki 450 idi. Dolayısıyla yeni X2'lerim, ki X2'den başlayacağız. Bunların notlarının toplamını bulabilmek için 450 eksi notu 45 olan öğrencimi çıkarttım. Ve bana 405 gibi bir rakam kaldı. Bu yeni X'lerimin toplamı. Yani şu işlemin sonucu 405 olarak hesaplandırılıyor. Artık toplamı biliyorum. Bu durumda benden yeni aritmetik ortalamanın ne olduğu soruluyordu.
405. 5 tane öğrencimin notu bu. 40'da 5, 8 kere var. 5'te 1 kere var. Yeni ortalama bu 5 tane öğrencimin notlarının yeni ortalaması 81 olarak hesaplanmış. Anlaşıldı mı bu soru? Evet hocam. Evet. Başka soru bulayım şimdi. 4 tane ardışık çift sayım var. Ortancası, ki diğer ismi medyan da hatırlarsanız ortancanın, 53 ise ortalaması kaçtır diye sorulmuş. 4 tane ardışık çift sayım var. Ortancası 53 ise ortalaması kaçtır? Evet, cevap vermek isteyen var mı? Bu soru için 10 saniye bile yeter. Hocam 53 değil mi? Sorunun cevabı sorunun içinde zaten bize verilmiş durumda. Hatırlarsanız son kural olarak yazmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ardışık sayılarda orta noktayla ortalama birbirine eşit olmak zorundaydı. Zaten sorunun içindeki bu ortanca dediği şey aynı zamanda ortalama bilgisi. Buraya ortalama deseydi ve medyanı sorsaydı bize diyecektik ki ortalama aynı zamanda ortancaya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 53'tür. Soruyu anladık mı? Cevabı anladık mı? Leyla bir şey söyleyecekti. Ya cevabı söyleyecekti ya da bir şey sormak istemişti. Biraz evvel mikrofonunu açtı, geri kapattı. Cevabı söyleyecektim hocam. Cevabı söyleyecektim. Tamam, teşekkür ediyoruz Leyla. Evet, ardışık sayılarda bir kez daha altını kalın kalın çizerek söylüyorum. Orta nokta aynı zamanda ortalamaya eşittir. Ardışık sayıların ortalaması aynı zamanda ortancasına ya da medyanına eşittir de diyebilirim. Bu rakamlar hangisidir diye merak eden varsa 50, 52, 54, 56, 4 tane ardışık çift sayı yazdım. Çünkü orta noktalarını biliyorum. Orta nokta burasıdır. O da 53 rakamı olarak karşıma çıkar. 53 aynı zamanda ortalama. Evet, bir başka soru şu şekilde ifade edilmiş bize. Diyor ki en büyüğü 32 olmak üzere birbirinden farklı değere sahip yedi tane gözlemimiz varmış. En büyüğü 32 olmak üzere birbirinden farklı değere sahip yedi tane gözlemim var. Hemen gözümde canlansın diye oluşturuyorum. X1, X2. Yedi tane gözlem değerim var. Bunun bir basit seri olduğu varsayım üzerinden yola çıkarak diyorum ki küçükten büyüğe doğru dizildiğini kabul edeyim. Bu x7'nin değeri bana verilmiş. Çünkü en büyük değer 32 diyor. Burası 32'ymiş. Sorunun buraya kadar olan kısmıyla ilgili herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama bir kez daha sorayım. Var mı? Yok. Peki. Diyor ki en büyük değer olan 32 yerine bu 32 değeri yerine şayet 46 değeri eklenirse sorunun ön kısmını kaçırdım. 32'ye kadar olan kısım tamam. Şurasını biraz sonra söyleyeceğim. Bu 32'ye kadar olan kısmı için demiş ki aritmetik ortalamasıyla bu serinin medyanının toplamı 36. Aritmetik ortalamasıyla bu serinin medyanının toplamı 36. 32'ye kadar olan kısım için. Sorunun devamında diyor ki bu 32 değeri yerine 46 yazılır ise bu durumda
yeni aritmatik ortalama ve medyan toplamı ne olur diye sormuş. Soruyu bir kez daha üstünden geçeyim çünkü bir yerini karıştırdık. Sizin de kafanızı karıştırmış olabilirim o yüzden. Diyor ki bana en büyüğü 32 olmak üzere birbirinden farklı değere sahip 7 tane gözlemim var. En büyük değerim 32 olduğu için X7'nin altına 32 yazdım. Diğerlerini bilmiyorum. Bunların ardışık olup olmadığıyla ilgi yok. Ama X1'den X7'ye kadar olan her bir gözlem değerinin birbirinden farklı olması gerektiğini biliyorum. Yani bu seriye ait bir mod yok demektir. Gözlem değerleri birbirinden farklı olduğu için. Aritmatik ortalamasıyla medyanını toplamış bu serinin 36 rakamını bulmuş. En sondaki gözlem değerimizi yani 32 değerini 46 yapar isem yeni aritmatik ortalamayla medyanım ne olur diye sorulmuş. Soruyu hesaplamak isteyen var mı? Ya da ben şu şekilde hesaplayabilirim diyen var mı? Kimse konuşmuyor. Peki. Şimdi medyan dediğim değer son gözlem değerinin büyütülmesinden ya da küçültülmesinden etkilenir mi? Buna cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu seriye ait medyan değeri X4 değeridir. X4 değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama X4'e karşılık gelen değer aynı zamanda medyanda kullandığım. Bu 32'den 46'ya çıkartsam X4 değişir mi? Soru bu. Değişir mi arkadaşlar? Sesim gelmiyor galiba. Kimse beni duymuyor. Hayır hocam, değişmez. Değişmez değil mi? Yani sabit kalır. Sadece ben çünkü son gözlem değeriyle ilgili işlem yapıyorum. Son gözlem değeri üzerinde değişiklik yaparsam duyarlı ortalama dediğim aritmatik ortalamam değişecek. Aritmatik ortaladığıma da bir değişim meydana gelecek. 32'den 46'a göre aritmatik ama yeni medyanım aynı kalacaktır. Hiçbir değişiklik olmayacaktır. X4'ün değeri gözlem değeri neyse şurada kullanacağım medyan değeri yine hala X4'ün gözlem değeridir. Ama yeni aritmatik ortalamam değişti. Peki bu ne kadarlık bir değişim oldu? Bunu hesaplayabilmek için değişimin büyüklüğünü ortaya koyuyorum. 46-32 ile değişimin büyüklüğü ortaya çıkacak şimdi. 14 rakamı çıktı. 14 birimlik bir artış olacak. Ama 14 birimlik artışı nasıl kullanacağım? Ben x'i'lerin toplamını bilmiyorum. Aritmatik ortalamanın daha önceki ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu 14 birimlik artışı bunların içine nasıl yansıtacağım? Bunun kararını vermek için 14 birimlik büyümeyi bu 7 tane gözlemin içine dağıtıyorum. 14/7. Her birini 2 birim artırmam gerektiği söyleniyor. Eğer bu 14 birimi sadece son gözlem değerine değil de bütün gözlemlere aktarırsam her birini 2 birim artırmam gerekiyor. Yine kurallarımızdan bir tanesi C sabiti kadar artar ya da azalırsa ortalama da C sabiti kadar hareket eder demiştik. Kuralı hatırlıyorsunuz orada bahsettiğimiz kuralı. Dolayısıyla bizim ortalamamızın 2 birim artış sergileyeceği anlamına geliyor. Bu da dolayısıyla bir önceki 36 idi. Dolayısıyla x bar artık 2 birim artacak anlamına geliyor. Artı medyan zaten değişmedi. Bu da 36 artı 2'den 38 olacaktır. Anlaşıldı mı? Hocam ben anlamadım da. Belki o zaman anlarsınız. Biri bir şey söyledi ama özür dilerim kaçırdım ben. Anlamadım da hocam bir daha anlatabilir misiniz? Tamam. Şu yeni örneğimizde bir de gidelim. Bu sefer diyor ki en büyüğü ...84... olmak üzere birbirinden farklı değere sahip 11 tane gözlemim var. Yine gözümde canlanması için yapıyorum. X1
11 tane birbirinden farklı değere sahip gözlemim var. Ve en büyük değer, küçükten büyüğe doğru sıraladığımı düşündüğüm için en büyük gözlem değeri 84 olarak verilmiş. Ve denmiş ki bu serinin, ki bu serinin orta noktasını bulalım önce. X6 bizim medyan değerimiz olur bu durumda. Orta noktayı bulduk. Aritmatik ortalamasıyla, bu 11 tane gözleme ait aritmatik ortalamayla medyan, ki biraz evvel bulduk onun X6 gözlem değeri olduğunu biliyoruz. Toplamı 103'müş. Bir kez daha ifade ediyorum. 11 tane birbirinden farklı değere sahip gözlemimiz var. Bu gözlemlerimizden en büyüğü 84 olarak verilmiş bize. Ve demiş ki aritmatik ortalamasıyla bu serinin medyanının toplamı, aritmatik ortalamasıyla medyanının toplamı. Medyanın hemen bulunması mümkün. X6 olan gözlem değerim kaçsa burada kullanacağım medyan o. Bu X6 ile X1'den X11'e kadar gözlemleri toplayıp 11'e böldüğümde bulduğum sonuç ki X bar, toplam büyüklüğü 103 olarak verilmiş bana. En büyük gözlem değeri olan 84 yerine, en büyük gözlem değerim olan 84 yerine 40 yazılır ise, bu 84 40 olur ise yeni aritmatik ortalama artı medyan eşittir soru işaretlemiş. Duyarsız ortalamalar bütün gözlem değerlerinden etkilenmeyen ortalamalardı. Dolayısıyla 84-40 olsa da X6 gözlem değerim üzerinde herhangi bir etkiye sahip değil. Hala 11 tane gözlemim var. Hala orta nokta X6 gözlem değerim kaçsa o. 84'ten 40'a da indirsem, 84'ten 144'e de çıkartsam, medyan hala aynı yerde. Çünkü toplam hala 11 tane gözlemim var. Dolayısıyla buradaki medyan değişmedi. Hala X6'nın gözlem değerinin büyüklüğü kadar bir değer. Ama ne değişti? Duyarlı ortalama olan aritmatik ortalama değişti. Çünkü duyarlı ortalama gözlem değerlerinin tamamından etkileniyor. Ve bu etkilenişte bir azalış söz konusu. Daha önce en büyük gözlem değeri 84 iken bu gözlem değerini 40 yaptım ben şimdi. Ve dolayısıyla bir azalış sergilendi. 84-40 dediğimde 44 birimlik bir azalma ortalamam üzerinde meydana geldi. Bu 44 birimlik azalma x barımı ne kadar değişti? Hatırlarsanız x barın formülü neydi? Xi bölü n. Şu an benim xi'lerimin toplamı eksi 40 birim bölü n haline dönüştü. 40 birim azaldı. Dolayısıyla bu 40 birimlik azalmanın benim aritmatik ortalamamı ne kadar değiştirdiğini bulmam gerekiyor. Kural diyordu ki bana eğer gözlem değerlerinin her birini aynı yönde hareket ettirirsen ortalamalar da aynı yönde hareket eder. Ama medyan üzerinde bir değişiklik yapamayacağımı biliyorum. Medyan değişmediğini biliyorum. Diğerlerini farz ediyorum ki azaltsam, bu 44 birimi dağıtarak azaltsam, bu durumda aritmatik ortalamamda o azalttığım birim kadar aşağı düşecek. Yani 44, toplam 11 tane gözlemim var, 4 birimlik bir azalma meydana gelecek. Her bir gözlemimi x1 eksi 4, yeni x birim olacak bu. X2 eksi 4 yeni X2'm olduğunu farz ederek eğer işlem yapmaya kalkarsam 44 birimi bütün gözlem değerlerime dağıtmış olurum. Sabit bir dağıtım yaptığım için ortalamamın da artık biliyorum ki 4 birim azalması gerekiyor. Yani yeni X bar eksi 4 dediğimde bu benim yeni aritmatik ortalamamın büyüklüğünü verecek. Artı medyan dedim.
medyanın değişmediğini biliyorum. Hala x6 benim medyanım. Bir önceki 103'tü. Dolayısıyla 4'ü çıkarttım. 99 olarak buldum. Çok mu karmaşık anlattım? Ben anladım hocam şimdi daha iyi. Tamam. Başka anlamayan var mı? Bir kez daha tekrar edilsin diyen var mı? Kuralları bildiğimiz sürece soruyu çözmek çok kolay. Yeter ki kuralları doğru hatırlayalım. Çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bu arada biri bir şey söyledi ama açarsa. Anlaşıldı hocam demiş İsmail Tümer arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sorunuz yoksa yeni konuya geçeceğim. Anladığım kadarıyla yok sorunuz. Görüldüğü gibi KPSS sınavında çıkan sorular böyle çok karmaşık, çok zor sorular değil. O yüzden alan bölümünde soru çözerken istatistikten çok rahat kendinize ek puan toplayabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni konumuz merkezi yaygınlık ölçüleri. Merkezi yaygınlıkla anlatılmaya çalışılan şu arkadaşlar. En basit şekliyle anlatmaya çalışalım. Diyelim ki Bekir'i ve Gamze'yi bu sınıftan iki arkadaş olarak seçtim ben. Hep beraber seçtik. Oylama yaptık diyelim. Bekir ve Gamze seçildi. Aramızda para topladık. Bekir'i ve Gamze'yi tatile göndereceğiz. Her ikisine eşit miktarda para verdik. Her ikisine bugün akşam kalkacak uçaktan biletlerini aldık. Ama Bekir'i Taklamaka çöllerine gönderdik. Pozitif ayrımcılık yapıp Gamze'yi de Akdeniz bölgesindeki herhangi bir tatil beldesine gönderdik. Ve Bekir'e ve Gamze'ye şu bilgiyi verdik. Dedik ki gittiğiniz yerde ortalama hava sıcaklığı 25 derecedir. Şimdi Bekir ve Gamze kendi bavullarını hazırlarlarken ellerindeki bu bilgiye bağlı olarak hazırlık yapacaklar. Ellerinde tek bir bilgi var, ortalama bilgi. Ve ortalama bilgisine bağlı olarak hazırlık yapacaklar. Büyük bir ihtimal her ikisi de yanlarına Bermuda şortlarını alacaklar, kısa kollu tişörtlerini alacaklar, parmak arası terliklerini alacaklar ve yolculuk için çantalarını dolduracaklar. Çünkü ellerinde tek bir bilgi var, ortalama bilgi. Ve tatile gittiklerinde Gamze yanına aldığı kıyafetlerden dolayı pişmanlık yaşamayacak. Neden yaşamayacak? Gamze'nin gittiği bölgede gözlem değerlerimiz, hava sıcaklığına ait gözlem değerlerimiz gün içerisinde o biraz evvel paylaştığım ortalama 25 dereceye yakın seyredecek. Gece belki sıcaklık 19 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık maksimum belki 30 dereceye kadar çıkacak. Ama çok büyük oynamalar yaşamayacak. Ama Taklamaka çölüne gönderdiğim Bekir, ortalama 25 derecelik sıcaklığa yönelik yanına aldığı o kıyafetlerden dolayı pişmanlık yaşayacak. Niye? Çünkü biliyoruz ki çöl ikliminde gece sıcaklıklar bazen eksi derecelere kadar düşebilirken, gündüz sıcaklıklar artı 50 derecenin üzerine bile çıkabilmekte. Dolayısıyla Bekir yanına aldığı Bermuda şort, kısa kollu gömlek, tişört ya da neyse işte parmak arası terliklerinden dolayı gece kendisine çok fazla kızacak. Gündüz de keşke yanıma bir şemsiye alsaymışım bunları alana kadar diyeceği bir hava sıcaklığıyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla biz tek başına ortalamaya bağlı olarak iş yapar isek bu bizim karar vermeyi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Hatırlarsanız istatistiği tanımlarken özellikle altını kalın kalın çizerek demiştik ki bizim asıl derdimiz istatistiği kullanmakta sosyal bilimcilerin karar vericinin karar vermesini kolaylaştırmak. Biz karar verici olan Bekir'in karar vermesini kolaylaştırmadık.
ve hatalı karar vermesine yol açtık. Sadece ortalama bilgisini paylaştığımız için. Ama ortalamanın yanında şurada bahsettiğim merkezi yaygınlık ölçülerine ait bilgileri, yani gözlem değerlerinin ortalamaya ne oranda yaklaşıp ne oranda uzaklaştığı bilgisini de ben Bekir'le paylaşmış olsaydım, Bekir bavulunu buna uygun şekilde hazırlayacak ve ne gece pişman olacak ne de gündüz o sıcaktan kavrulup yanacak. Ama biz bu bilgiyi paylaşmadık. Sadece merkezi eğilim ölçüsünü, ortalamayı paylaştık. Dolayısıyla merkezi yaygınlık ölçüleri, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, bizim gözlem değerlerimizin ortalamaya ne oranda yaklaşıp ne oranda uzaklaştığımız bilgisini veriyor. Peki merkezi yaygınlık ölçüleri hangileridir diye konuşacak olursak, sizinle daha önceki derslerimizde paylaştığımız değişim aralığı kavramımız vardı. Değişim aralığı yaygınlık ölçülerinden ilkidir. Değişim aralığını nasıl hesapladık? Biri bize hatırlatabilir mi? En büyük gözlem. Evet, en büyük gözlem değeriyle en küçük gözlem değerini çıkarıyoruz. Gözlem değerine, en küçük gözlem değeri arasındaki fark bize değişim aralığını veriyor. Dolayısıyla biz Bekir'e eğer en fazla sıcaklık olan 50 dereceyle en düşük sıcaklık olan 25 dereceyi söylemiş olsaydı, değişim aralığını bildiği için Bekir daha rahat belki hareket edebilecek. Ama biz Bekir'le bu bilgiyi paylaşmadık. Bekir'le paylaştığımız tek bilgi Gamze'yle de paylaştığımız ortalama bilgisiydi. Değişim aralığı en büyük ve en küçük gözlem değerleri arasındaki farkı veriyor ve değişim aralığı ne kadar büyükse yapının o kadar heterojen olduğunu, değişim aralığı ne kadar küçülürse bu da yapının o oranda homojen olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Değişim aralığına bakarak bir kez daha söylüyorum, büyükse değişim aralığı elimizdeki veri setinin o kadar heterojen, birbirine benzemez olduğunu anlamış oluyoruz. Değişim aralığı ne kadar küçük çıkıyorsa bu da bize o yapının, o gözlem değerlerinin birbirine benzer durumları ifade ettiği bilgisini paylaşmış oluyor. Dolayısıyla homojen bilgilerin olduğu bir yapıyla ilgili karar vermek, heterojen bir yapıya göre karar vermeyi daha kolaylaştıracaktır. Bir diğer bilgi varyans arkadaşlar. Varyansı biz günlük hayatın içinde kullanmıyoruz ama varyanstan türettiğimiz standart sapmayı daha çok tercih ediyoruz. Varyans ve standart sapma birbirinin aynı bilgi ama varyansı hesaplamadan standart sapmayı ortaya koymam mümkün değil. Öncelikle hesaplayacağım şey varyans, varyansın içinden türettiğim standart sapmaya dönüştürülerek günlük hayatın içinde kullanıyoruz. Varyansı sigma kare dediğimiz şu notasyonla gösteriyorum. Varyans dediğimde sigma kare olarak ifade ediyor. Standart sapma dediğim bilgiyi de varyanstan türettiğim sadece sigma olarak ifade ediyor. Sigma dediğim zaman standart sapmadan bahsediyorum. Sigma kare dediğim zaman varyanstan bahsediyorum. Ve her ikisi bana şu bilgiyi üretiyor. Her ikisinden ürettiğim bilgi aynı bilgi. Çünkü birbirinin içinden türüyorlar bunlar. Gözlemlerin ortalamaya ne oranda yaklaşıp uzaklaştığı bilgisini veriyor. Dolayısıyla hesaplayacağım standart sapma ne kadar küçük ise gözlemlerin o oranda biraz evvelki bilgide olduğu gibi homojen olduğunu anlamış olacağım. Standart sapma ne kadar küçükse gözlemlerin o oranda homojen olduğunu anlayacağım. Standart sapma ne kadar büyükse o da gözlemlerin bana o oranda heterojen olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu homojenlik ve heterojenliği zaten değişim aralığında ortaya koymuştum. Dolayısıyla değişim aralığında heterojen bir yapı varsa bunun standart sapması otomatikman büyük olacaktır anlamına geliyor.
değişim aracılığı ne kadar homojense, yani x maxla x min arasındaki fark ne kadar küçükse, hesaplayacağım standart sapmada o oranda küçüleceği için homojenliği ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla bilgiler birbirini tamamlar şekilde devam ediyor. Sigma kareyi hesaplayabilmek için kullanacağım formül de x i eksi x bar. Burada ifade edilen şey gözlemlerin ortalamadan farkları. Gözlemlerin ortalamadan farklarının toplamı. Bu o kurallarımız vardı ya, 6 tane kural yazmıştık. O kurallarınızı yazdığınız sayfaya dönün ve 7. bir kural olarak şu bilgiyi oraya paylaşın. 7. kural olarak. Gözlemlerin ortalamadan farklarının toplamı daima sıfırdır arkadaşlar. Bu da çok önemli bir başka bilgi. Ve bu bilgiyi biz ikinci dönem sizlerle hipotez testlerimizin içerisinde de kullanacağız. Çok önemli bir kontrol noktası, kontrol eşiği olarak kullanacağız bu bilgiyi. Gözlemlerin ortalamadan farkları daima ama daima sıfır olmak zorunda. Sıfırdan farklı bir değer ortaya çıkıyorsa bu yanlış iş yaptığımız anlamına geliyor. Varyansı hesaplarken biz işte bu gözlemlerin ortalamadan farkları, ki normalde burası sıfırdır. O yüzden karelerinin toplamını alıyoruz. Gözlemlerin ortalamadan farklarının karelerinin toplamını n'e, yani toplam gözlem sayısına biliyoruz. Burada şu ayrım yapılmış kaynaklarda. Farklı kaynaklardan çalışan arkadaşlarım olabilir diye bu ayrımı vurgulamakta gerek duyuyorum. Ana kütle varyansı hesaplanırken n'e, toplam gözlem sayısına bölünürken, örneklem varyansını hesaplamam isteniyorsa n eksi 1'e normalde bölmem gerekiyor. Örneklemin varyansı için. Bu ana kütlenin varyansının formülü. Ama biz dönem içerisinde hem bu dönem hem gelecek dönem aynı şekilde davranacağız. Daha fazla kafa karışıklığına yol açmamak için. Çünkü elimizdeki gözlem değerleri acaba ana kütleye mi aitti? Bu gözlem değerleri örneklemden mi türetilmişti? Deyip zaman kaybetmeyelim diye her durum için, her hal ve koşul için n'e böleceğiz. Yani ana kütle varyans formülünü kullanacağız. Zaten örneklemde görüldüğü gibi tek fark n eksidir. Yani elimizdeki yapıyı 25 tane gözlemimiz varken 24'e de bölsek, 25'e de bölsek, arada fark çok böyle abartılı bir fark olmayacak. Dolayısıyla fark çok abartılı olmadığı için ben ana kütle varyans formülünü kullanmayı, örneklem varyans formülünü kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla buradan varyansı, yani gözlemlerin ortalamaya ne oranda yaklaşıp uzaklaştığı bilgisini üreteceğiz. Ve hatırlarsanız standart sapma dediğimiz şey de bu varyansın içerisinden türettiğimiz bir bilgiydi. Sigma olarak ifade ediyorduk. Dolayısıyla varyansı kök dışına çıkarttığım an bana vereceği bilgi standart sapma bilgisi olacaktır arkadaşlar. Ve biraz evvel de söyledim. Günlük hayatın içerisinde biz varyanstan çok standart sapmayla muhatap oluyoruz. Neredeyse satın aldığımız bütün paketlenmiş hazır gıdaların üzerinde biz bu standart sapma bilgisini görüyoruz. Diyelim ki gittiniz marketten, işte ne aldınız? Kibrit aldınız. Kibrit kutusunu çevirdiğinizde işte maksimum 40 çöptür der ve yanına hemen bir artı eksi bilgisi ilave eder. Artı eksi 2'dir der parazağı konusu. Maksimum 40 çöpten oluşur ama artı eksi 2 diye de ilave eder. Bu artı eksi 2 dediği şey aslında bir standart sapma bilgisidir. Yani gözlemlerin ortalama 40 çöpten ne kadar uzaklaşıp ne kadar yaklaştığı bilgisi verir. Bazı durumlarda 40 çöp yerine 42 tane kibrit çöpe çıkabilir o kutunun içinden. Bazı durumlarda 40 çöp yerine 38 tane de kibrit çöpü çıkabilir demektir. Anlaşıldı mı? Standart sapma bilgisi. Mesela işte margarin aldınız, süt aldınız,
ne bileyim mercimek aldınız paketlenmiş olarak konuşuyorum. Bütün bunlarda ortalama bilgisinin hemen yanına artı eksi standart sapma bilgisi bizim için paylaşılır. Ve biraz evvel söylediğim gibi bu standart sapma bilgisi ne kadar küçükse biz gözlemlerin o oranda birbirine yaklaştığını anlarız. Ne kadar büyükse de gözlemlerin o oranda birbirinden uzaklaştığını anlarız. Ve tüketici güveni kazanmak istiyorsak biz mümkün olduğu kadar küçük standart sapmalarla çalışmamız gerektiği hepimizin kabul edeceği bir gerçek olarak ifade edilebilir. Dediğim gibi merkezi yerlerinden ilki değişim aralığıydı. İkincisi varyanslı. Varyansın içerisinden türettiğimiz standart sapma bir diğer merkezi yaygınlık ölçümüzdü. Bununla birlikte kullanabileceğimiz bir başka yaygınlık ölçümüz ise değişim katsayısı arkadaşlar. Değişim katsayısı aynı zamanda çarpıklık diyorum. Basıklık olarak ifade edebileceğimiz bir kavram. Değişim katsayısı dediğimiz şey aynı zamanda basıklığı ifade ediyor. Şu şekilde gösterebilirim. Şurası benim ortalama noktam olsun. Aynı ortalamaya sahip 3 farklı eğri çizeceğim size. Bu eğri, tabii benimki çok eşit dağılmadı ama siz eşit dağıldığını farz edin. Her iki tarafa homojen bir şekilde dağılım. Yani bu tarafta da bu tarafta da eşit miktarda gözlem değerlerinin olduğu aynı ortalamaya sahip bir eğriden bahsediyorum. Bir diğer eğrim yine aynı ortalamaya sahip ama daha sivri bir yapıyı bana gösterdi. Aynı ortalamaya sahip ama gözlem değerleri ortalamaya çok daha yaklaştığı zaman eşit şekilde dağıldığını farz ederek konuşuyorum yine. Normal dağıldığını varsayın. Ortalamaya eşit şekilde yaklaştığını kabul ettiğimde bu sivri yapı gözlemlerin o oranda birbirine yaklaştığını gösterecek. Yine aynı ortalamaya sahip şöyle bir eğri çizdiğimde ben buna basık eğriler diyeceğim ve burada da basık eğrilerde gözlem değerlerinin ortalamadan çok fazla uzaklaştığı bir ortaya çıkacak. Dolayısıyla sivri yapılar homojen gözlem değerlerinden oluşan bir yapıyı ifade ederken basık yapılar heterojen gözlem değerlerinden oluşan bir yapıyı ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla ben bu değişim katsayısıyla ilgili bilgiyi yine en baştaki sadece değişim aralığına bakarak bile eğrimin nasıl olabileceği hakkında konuşabilme şansı elde etmiş oluyorum. Eğer değişim aralığı çok büyükse, değişim katsayısında çizeceğim şu eğrinin, eğiminin basık olacağını anlamış oluyorum. Yayvan bir eğri olacağını anlamış oluyorum. Değişim katsayım ne kadar küçükse, bunun da homojen bir yapıyı ifade ettiği için sivri bir yapı oluşturacağını anlamış oluyorum. Değişim katsayısını yani basıklığı hesaplayabilmek için benim standart sapma bölü x bar formülünü kullanmam gerekiyor. Standart sapma bölü x bar formülünü kullanıyorum. Ve buradan türeteceğim bilgi bir oran bilgisi olarak karşıma çıkacak. 0 ve 1 arasında değer alacak. Arzu edilen şey, geçen haftaki derslerimizde de bahsettim diye hatırlıyorum ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Arzu edilen şey eğrinin ya da değişim katsayısı sonrasında ortaya çıkacak yapının normal dağılıma uygun olması. Ne sivri olması arzu edilir, ne basık olması ya da yayvan olması arzu edilen bir durum değildir. Arzu edilen şey şu normal dağılım eğrisini elde edecek bilgiye ulaşmaktır. Ve yine sizin günlük hayatta bu değişim katsayısıyla en çok karşılaştığınız yer bağ değerlendirme aşamasında karşılaşıyor. Ve biz öğrencilerimizin sivri olan ya da basık olan yapılarını normale çevirmeye çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin yolunu kullanıyoruz. Ki bu yolu inşallah dönem sonunda sizlere Z ve T dağılımları hakkında konuşurken daha net bilgi vereceğiz. Ama şu an için bağlı değişim katsayısı itibariyle bakarsak 0,19'dan
küçük eğer bir değişim katsayısı hesaplanıyorsa, şurada yaptığım formülasyonda verileri yerine yerleştirdiğimde 0,19 ve daha küçük ve diyelim şu hatta ve daha küçük bir değişim katsayısı hesaplıyorsam, bu elimdeki yapının sivri bir yapı olduğunu, gözlemlerin homojen olduğu bilgisini benimle paylaşmış oldum. Eğer şu formülü kullanarak elde ettiğim değerler %26 ve daha büyükse değişim katsayısı, bu yayvan basık bir eğrimin olduğunu ve gözlemlerin heterojen bir dağılım sergilediğini gösteriyor. Arzu ettiğim şey şu formülle 0,20 ile 0,25 arasında değer elde etmektir. Eğer ortalamayı ben bu bilgiler ışığında, yani şu formüldeki sonucu, özür diliyorum, ortalamayı diyorum, sonucu bu bilgiler ışığında bir araya toplayabilirsem, bu da normal dağılımı ifade eder arkadaşlar. Biz biraz evvel de söylediğim gibi öğrencilerimizin notlarının bağlı değerlendirme sisteminde o 35-36 aralığını belirlerken şu bilgiyi kullanıyoruz. Gözlemlerin mümkün olduğu kadar normal dağılmasını sağlayacak. Yani şu formülde standart sapmayı x bara böldüğümüzde 0,20 ile 0,25 arasındaki bir değişim katsayısı elde edilebilecek bilgi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve bu bilgi dolayısıyla şu an için okulumuzda, üniversitemizde bağlı değerlendirmede geçiş notu 35 olarak belirlenmiş. Tabii tek başına bağlı değerlendirmeyi kullanabilmek için değişim katsayısı yeterli değil. Biraz evvel söylediğim gibi o Z ve T dağılımlarını da bu iş için kullanmam gerekecek arkadaşlar. Bir başka yapı ya da bilmem gereken merkezi yaygınlık ölçüleri içerisinde standart hata. Standart hata, hatırlarsanız tesadüfi hatalarımız vardı, standart hatalarımız vardı. O standart hatamızdan bahsediyoruz. Tam sayım yapılan bir yerde standart hata kavramından bahsedemem. Ama örneklem üzerinden iş yapıyorsam mutlaka bir hata kavramından bahsedeceğim. Orada bahsedeceğim hataya da standart hata diyeceğim. Ve standart hatayı hesaplayabilmek için de sigma bölü formülü. Ve yine arzu edilen şey tabii ki mümkün olduğu kadar minimum düzeyde hatalar yapabilmek. Standart hata ne kadar büyükse yapacağım tahmin o oranda sapmaya uğrayacak demektir. Standart hatayı ne kadar azaltabilirsem yapacağım tahmini o oranda sağlıklı hale dönüştürebildiğim anlamına gelir. Ve son merkezi yaygınlık ölçülerimiz asimetri. Son bahsedeceğimiz kavram asimetri kavramı. Asimetri demek arkadaşlar aynı zamanda çarpıklık demek. Biraz evvel hatırlarsanız normal dağılım eğrisi çizmiştik. Normal dağılım eğrimizin sağa ya da sola yönelik olmasına bağlı olarak biz asimetriden bahsediyoruz. Normalde arzu ettiğimiz şey normal dağılımdır ve normal dağılımlar simetriktir. Bir başka ifadeyle asimetri değeri sıfır olan yapılardır. Bizim arzu ettiğimiz şeyi söylüyorum. İstatistikte ulaşmaya çalıştığımız noktayı söylüyorum. Verilerin normal dağılmasını isteriz. Normal dağılan veriler simetriktir. Simetrik verilere ait asimetri değeri de sıfırdır. Yani arzu edilen şey eğri olarak gösterecek olursak şudur. Ve bu eğride şu tepe noktası aynı zamanda en fazla tekrar eden durumu, yani modu ifade eder. Aritmatik ortalama, mod ve medyanı birbirine eşit olan yapılar normal dağılmıştır, simetriktir ve asimetri değeri sıfırdır. Ve şu çizdiğim şey bir normal dağılım eğrisidir.
Normal dağılımı anladık mı? Var mı sorusu olan normal dağılımla ilgili? Asimetri değeri eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır arkadaşlar. Asimetri değerimiz eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Biraz evvel bahsettiğim gibi sıfır değerine ulaştıysak asimetri değer olarak simetrik yapıyı elde etmiş oluruz. Negatif değere ya da pozitif değere ulaştığımız an ortaya koyduğumuz sonuç negatif asimetri ve pozitif asimetri olarak ifade edilir. Sola çarpık yapılar, bir başka ifade şekli eksi 1'e ait değerin ya da negatif değerin pozitif değere de sağa çarpık yapılar olarak ifade edilir. Bunları da görsel olarak çizecek olursak. Buna sola çarpık. Hocam bir kağıdı aşağı alır mısınız? Bir saniye. Buna sola çarpık, buna sağa çarpık yapılar diyoruz. Yine en tepe nokta, en fazla tekrar eden durumu yani modu gösterecek. Bunlar arasındaki ilişki. Aralarındaki ilişki. Tam olarak görebiliyor musunuz? Sola çarpık yapılarına negatif asimetri, pozitif asimetri. Var mı sıkıntı? Şekilleri görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bir soru size. Diyelim ki sizin sınıfın ortalamaları hesaplandı. Normal dağılmıyor. Gözlem değerleriniz normal dağılmıyor. Dağılımın pozitif mi yoksa negatif mi asimetriye sahip olması sizin için en avantajlı durumu ifade eder. Soruyu anladık mı? Vize sınavını yaptık. Notlarınızın normal dağılmadığı, yani simetrik olmadığı bilgisini paylaştım ben. Aklınızdan, içinizden geçen inşallah notlar pozitif dağılmıştır. Pozitif bir asimetriye sahip midir? Olmalı. Yoksa inşallah negatif asimetriye sahip bir durum mu söz konusudur diye dua etmek sizin için daha faydalı olacak. Pozitif hocam. Murat arkadaşımız pozitif asimetriye sahip olmalıdır diyor. Herkes Murat gibi mi düşünüyor? Bence negatif hocam. Bir diğer Murat, Murat Köse pozitif dedi, Alp Doğan negatif dedi. Evet, hangisiyle aynı fikirdesiniz? Köse ile mi, Alp Doğan ile mi? Arkadaşlar, eğriye bir daha bakalım. Çizdiğimiz eğrilere. Pozitif asimetrinin nasıl okunacağını ve negatif asimetrinin nasıl okunacağıyla ilgili bilgiyi paylaşalım. Şimdi notların ortalama dağılım yeri burası. Ve öğrencilerimin büyük bölümü ne tarafta yer alıyor? Pozitif asimetrinin olduğu yapı için konuşuyorum. Notların ortalama dağılımı ile ilgili bilgiyi paylaştım. X bar diyor burası. X bar noktası burası. Ve notların büyük bir bölümü ortalamadan daha düşük durumu ifade ediyor. Değil mi? Şuraya baktığınızda pozitif asimetri sağa çarpık yapıya baktığınızda gözlemlediğimiz, gördüğümüz şey gözlemlerin büyük bölümünün ortalamanın altında kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla eğer bir pozitif asimetriden bahsediyorsam sizin notunuzun da ortalamanın altında olma ihtimali o oranda artıyor demektir. Hele hele mod dediğimiz en fazla alınan not bir kere ortalamanın zaten çok altında kalmış bir not.
ve dolayısıyla pozitif asimetri sınıf başarısı için iyi bir durumu ifade etmiyor. Sağ çarpık yapılar öğrencinin dağılımları anlamında sağlıklı bir bilgi üreten yapıyı göstermiyor. Ama negatif asimetriye baktığımızda, sola çarpık yapılara baktığımızda notların büyük bölümü ortalamanın üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla sizin şu konuya girme ihtimaliniz daha fazla pozitif asimetrinin ya da sağ çarpık yapılara göre. Dolayısıyla sınıf başarısı için en azından normal dağılımı elde edemiyorsak bile dersin hocası olarak benim de arzum bir sola çarpık yapının meydana gelmesi. Öğrencilerin notlarının ortalamanın üzerinde toplanmasını arz ederim. Bu benim dersimin başarısını da gösterecek. Anlattığım şeylerin sizler tarafından anlaşıldığını da bana göstermiş olacak. Ama pozitif asimetri tam tersi bir durumdur benim için. Anlattığım hiçbir şey öğrencilerim tarafından yeterince anlaşılmamış demektir. Şurada anlaşılanlar fazla, burada anlaşılanlar az demektir. Asimetriyi nasıl hesaplayacağız? Asimetriyi hesaplayabilmenin birden fazla yöntemi var. Bugünkü dersimizde ben size iki yöntem hakkında bilgi vereceğim. Gelecek hafta kartillerle ilgili önce konuşacağım için kartiller üzerinden nasıl hesaplayacağımızı gelecek haftaya ayırıyorum. Asimetriyi hesaplayabilmek için arkadaşlar ya mod ya da medyanı kullanmak gerekiyor. Mod veya medyan kullanmak gerekiyor. En fazla tercih edileni mod veya medyan arasında en fazla tercih edileni asimetrinin hesaplanmasında medyanın kullanımı. Medyanı kullanarak hesaplayabilmek için de 3 çarpı x bar eksi medyan bölü standart sapma formülü kullanır. 3 çarpı aritmetik ortalama eksi standart sapma bölü medyan formülü en fazla tercih edilen yöntemdir. MOG üzerinden hesaplayacak olursam asimetriyi x bar eksi mod bölü standart formülü. Bu her ikisi farklı sonuçlar üretir. Tek bakmam gereken şey, yani bunlar aynı sonuçları vermez. Bu 5 hesaplarsa bu da 5 hesaplamak zorunda değil. Burada üretilen bilginin önündeki işaret birbiriyle aynı olacak. Yani bu negatif asimetri üretirken bu pozitif asimetri üretmez. Her ikisi de yani negatif asimetriden bahseder. Her ikisi de bana pozitif asimetriden bahseder. Şayet benim modum, medyanım ve aritmatik ortalamam birbirine eşitse zaten şu formülü hiç kullanmaya gerek duymadan asimetrinin ben sıfır olduğunu söylerim. Geçmiş son 2 yılda yaptığım test sınavında arkadaşlara verdiğim serilerin modu, medyanı, aritmetik ortalaması birbirine eşit çıkıyordu. Ona rağmen aşağı inip mod veya medyan hesaplayıp farklı bir sonuç buldular. Asimetri değeri bulan. Sorunun devamı. Eğer asimetri için mod, medyan, aritmetik ortalamaya baktık, bunların üçü de birbirinin aynıysa hiçbir hesaplama yapmaya ihtiyacım yok. Asimetri sıfırdır der, geçerim. Kimse de bana itiraz edemez arkadaşlar. Yeniden modu buraya yerleştireyim, işlem yapayım, sonuç bulayım, bunların hiçbir anlamı yok. Zaten işlemi yapsam da sıfır çıkacak ama. Yani hiçbir işlem yapmadan bile direkt asimetrinin sıfır olduğunu söyleyebilirim. Anlatabildim mi? Burası önemli. Evet, bunlar benim merkezi yaygınlık ölçülerimdir. Şimdi bu merkezi yaygınlık ölçülerini basit seride, frekans serisinde ve sınıflandırılmış seri olmak üzere 3 farklı seride kullanmaya çalışacağım. Öncelikle basit seriden başlıyorum. X gözlem değerlerim verilmiş olsun. Bir Fibonacci serisi oluşturayım size. Fibonacci serilerini duymuşsunuzdur. Bir önceki gözlem değeri, bir sonraki gözlem değerinin toplamına eşittir.
Yani 1 artı 2, 3'e, 2 artı 3, 5'e, 3 artı 5, 8'e, 8 artı, pardon 5 artı 8, 13, 8 artı 13, 21, 13 artı 21, 34. Bu şekilde artış sergileyen bir seri bu Fibonacci serileri. Ve yine analizlerde çok fazla kullanılıyor. Bu ekonometrik analizlerde vesairede çok faydalanılan bir seri. Bu seri aynı zamanda bu gözlem değerleri arasındaki oran, yani bir sonraki gözlem değeriyle bir önceki gözlem değeri arasındaki oran altın oran dediğimiz 1,632 rakamına eşit. Altın bir oranla artış sergiliyor. Bu tesadüfiliği aynı zamanda bize gösteriyor. Yani bir Fibonacci serisiyle gözlemler dağılım sergiliyorsa bu dışsal müdahalenin mümkün olduğu kadar az olduğu bilgisini bize ifade ediyor. Fibonacci seriniz bozulduysa, gözlem değerleriniz arasındaki o altın oran gerçekleşmiyorsa, bu dışsal müdahalenin farzı, yani spekülatif hareketlerin olduğunu bize ifade ediyor. Şu an elimde bir Fibonacci serim var ve bu Fibonacci serisine ait merkezi yaygınlık ölçülerini hesaplamam istenmiş. Değişim aralığı. Değişim aralığı diyordu ki bana x max eksi x mini kullan. Maksimum gözlem değerim baktım 34. Minimum gözlem değerim baktık 1. Dolayısıyla 33 birimlik geniş bir alandan bahsediyor. Dolayısıyla bir heterojen durum söz konusu. Gözlem değerleri birbirinin aynı değil diyor bana. Buradaki gözlem değerleri birbirinden farklı yapılara sahip gözlem değerleridir. Varyans hesaplayacağım. Varyansı hesaplayabilmek için formülü paylaşmıştım sizin hatırlarsanız. Formül diyordu ki bize xi eksi x bar, yani gözlemlerin ortalamadan farklarının karesini toplam gözlem sayısına oranla diyordu. Benim formülü kullanabilmem için öncelikle x barı hesaplamam gerekiyor. X barı hesaplayacağım. X bar içinde xi'leri toplayıp n'e böleceğim. 1 ile 1'i topladık, 2 2'yi topladık, 4 7 5 daha 12, 20, 33, 53, 54, 84, 88, 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölü 9. 88 bölü 9 kaç yapıyor? Bir hesaplayın. 9 kere 9, 81 yapar. Evet, 9 virgül bir şey çıkacak. 9 virgül 7 hocam. 9 virgül 7 hocam. 9,7 olarak hesapladık. Artık ortalamayı biliyoruz. Varyans hesaplayacağım şimdi. Varyansı hesaplayabilmek için de gözlemlerin ortalamadan farklarının karelerini almam gerekiyor. 1 eksi 9,7 karesi artı 1 eksi 9,7'nin karesi. Bir arada hesap makinesi olan varsa şu işlemleri yapsın. Sonucu bize hemen söylesin. 2 eksi 9,7'nin karesi. 3 eksi 9,7'nin karesi. 5 eksi 9,7'nin karesi. Dün bu işlemi yaparken hata yapmışız. Burada 9'a bölmüşüz, buraya gelmişiz 11'e bölmüşüz. Sonra 20 yazmışım, 20'ye bölmüşüm eni nereden bulduysam. Aynı hatayı siz de tekrarlamayalım. 9 tane gözlemimiz olduğunu unutmayın. 5'teydik, 8'de kaldık. 8 eksi 9,7'nin karesi. 13 eksi 9,7'nin karesi, 21 eksi 9,7'nin karesi ve en son 34 eksi 9,7'nin karesi. Bölü n. Toplam gözlem sayım 9 taneydi. Bölü 9. Bu bana sigma kareyi verecek. Şu işlemi yapan var mı? İşlem sonucunu buldum diyen. Arkadaşlar hesap makinesini arattırmayın bana. Bu arada dün bir arkadaşınız hesap makinesi olmadığını söylemiş. Cep telefonumun hesap makinesini kullanıyorum demiş. Ve karakök tuşum yok diyor. Eğer cep telefonunuzu yan çevirirseniz, hesap makinesi açıkken yan çevirirseniz karakök orada çıkacaktır. Düz tuttuğunuzda karakökü görmeyebilirsiniz. Ama yan çevirdiğinizde otomatikman gelişmiş hesap makinesine dönüşüyor cep telefonlarının hesap makineleri ve karakök tuşunu o zaman görebilirsiniz. Evet, şu işlemi yaptık mı?
bu kadar uzun sürmemesi lazım arkadaşlar. Yapmıyorsanız söyleyin de ben uğraşayım bari. Hocam bir şey buldum ama doğru mu emin değilim. 105.59. Böyle 105. 9 dedin mi? Evet hocam. 9'a böldüğün halde 105 nokta. Öyle mi? Evet hocam. Yanlış hesaplayabilirim ama bilmiyorum. İsim neydi? Murat hocam. Murat Köse mi? Evet. Şuraya not alayım da ben. Murat Köse'nin bulduğu sonucu yazıyorum varyans için. Kaç buldun Murat? Hocam yanlış yazmış olabilirim ya. Berker'de kaç altını kaynır. Alıyorum şu an? 105? 105.5 hocam. 5. Tamam. Atsız yazdım ya. Şey yapma yani. Sana altında bırakmıyorum. İşlemin sonucunda 105.5 bulduk. Hata aldıysak siz zaten işlemleri yapacaksınız. Yaptığınız zaman hata ortaya çıkacaktır. İşlemi ona göre devam et. Ama şu an Murat teşekkür ediyoruz kendisine. En azından emek verdi, uğraştı. 105.5 olarak buldu. Bu bizim varyansımız. Yine demiştik ki hatırlarsanız varyanstan çok bizim kullandığımız bilgi standart sapma bilgisi. Dolayısıyla Murat sana zahmet 105.5'i bir de kök dışına çıkartabilir misin? Standart sapmamızda bulmuş olalım. Öyle bir şey yapıyor. 10.2. Bak standart sapmamızı buldu. Artık değişim aralığını bulmuştuk. Standart sapmayı bulduk. Standart sapmamız da büyük bir rakam çıktı. 1,2 büyük bir rakam nihayetinde. Dolayısıyla bu da biraz evvel olduğu gibi o 33 rakamını bulduğumuz değişim aralığımızda olduğu gibi hala bize yapının homojen olmadığını söylüyor. Peki basıklığı ve çarpıklığı ne durumda bunun? Bu dağılım normal midir? Bir heterojen yapı var. Bu heterojen yapı aslında normal dağılmadığımızı söylüyor ama yine de bakmak gerekiyor. Bunun için de basıklığına ve çarpıklığına bakacağız. Basıklığa bakalım bir önce. Basıklığın diğer adı değişim katsayısıydı hatırlarsanız. Ve değişim katsayısı sigma bölü x bar formülüyle hesapladığımız bir değerdi. Standart sapma bölü x bar. Standart sapmamızı hesapladık 10,2 olarak. Ortalamamız kaçtı? 9,7'ymiş. 10,2 bölü 9,7. Burada bir hata yaptığımız ortaya çıktı. Buranın 0 ile 1 arasında bir değer olması gerekiyor. Şu 10,2 çıkmaması lazım yani. Dolayısıyla burası olmaması gerekiyor. Buradan bunu anladık. Ama en azından biz işlemimize buradan kaldığımız gibi devam edelim. Evet, sonuç kaç çıkacak? 1,2 küsur bir şey çıkması lazım. ...1,05 galiba hocam. Evet. 0,5 çıkıyor. 1 olduğunu farz edelim. Neden 1 olduğunu farz ediyorum? Çünkü burada üretebileceğim rakam, bir kez daha söylüyorum, 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Ama biz hesaplamada varyansı hesaplarken ya da ortalamayı belki de hesaplarken yaptık. Bilemiyorum onu. Onu siz kendiniz çözümü yaparken mutlaka göreceksiniz. 0 ile 1 arasında değer üretmediği için şu an yanlış iş yaptığımı biliyorum. Ama geriye dönüp bir sürü uğraşmak da istemiyorum şu an. Dolayısıyla bunun 1 olduğunu farz ediyorum. Bu basık bir yapımın olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız neydi kural? 0,26 ve daha büyükse bulduğum basıklık katsayısı, bu benim basık bir yapım olduğunu gösteriyordu. Ya da yayvan bir yapım olduğunu gösteriyordu. Ve şu an bulduğum bir rakamı dolayısıyla %26'nın üzerinde bir rakam ortaya çıktığı için basık yayvan bir yapıdan bahsediyorum. Yani gözlemler homojen değil, heterojen bir dağılım sergiliyor. Arzu ettiğim normal dağılımdan uzaklaşmış durumdayım şu an. Hem de çok fazla uzaklaşmış durumdayım. Bir diğeri standart hataydı. Standart hatamızın formülü neydi? Bir hatırlatın bana. Kimsenin hatırlatacağı yok. Sigma bölü kök n. Sigmamız kaçmış? Standart sapmamız.
10,2 bölü kaç gözlemimiz vardı? 11 miydi? 9 tane gözlemim varmış. Dolayısıyla 10,2 bölü 3. 3,4 yapıyor. Standart hata. Yine standart hatası büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun da mümkün olduğu kadar küçük çıkması arzu edilen bir durumu ifade ediyoruz. Hatırlarsanız standart hatanın standart hata ne kadar küçükse yapacağım tahmin o oranda doğru olacak. Standart hata büyüdükçe yapacağım hatanın artmasıyla ilgili bir bilgi bizimle paylaşılıyor. Asimetri hesaplayacağım şimdi. Elindeki yapı itibariyle normalde modu hesaplamak çok kolay. Aslında mod 1 olarak çok rahat alabilirim. Başka da tekrar eden bir durum söz konusu değil şu elimdeki seri itibariyle. Ama ben dedim ya mod ve medyan arasından tercih yapmam gerekirse özellikle medyanı tercih ederek iş yapıyorum. O yüzden ben medyanını bulmaya çalışacağım. 9 tane gözlem değerim olduğuna göre 4 tanesi burada, 4 tanesi burada. Dolayısıyla medyanın 5 olarak buldum. Medyan değerini buldum. Artık asimetriyi hesaplayabilirim. Medyanla hesaplayacağım için 3 ile çarpmam gerekiyor. 9,7 benim ortalamam. Eksi 3 medyan değerim. Bölü standart sapma ki 10,2 olarak bulmuştuk. Bu sonucu ortaya çıkartacak bana. 6,7 çarpı 3 bölü 10,2 1,97. 1,97 çıktı. Benim için asıl olan şey önündeki işaretin ne olduğu. Pozitif işareti var. Dolayısıyla bir pozitif asimetriye sahip. Yani sola mı çarpık bu, sağa mı çarpık? Pozitif asimetri olduğuna göre sola mı çarpıktır, sağa mı çarpıktır? Sağa çarpık. Değil mi? Sağa çarpık bir yapıdan bahsediyoruz. Şişkin olan yeri bu tarafta kuyruk sağ tarafta kalacak. Kuyruğa bakarak karar veriyoruz. Sağ çarpık bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Aynı şey frekans serileri için hesaplanabilir. Dünkü arkadaşlara verdiğim bir ödev konumuz var. Haftaya çarşambaya kadar şu gördüğünüz sınıflar ve bu da frekansları merkezi eğilim ve merkezi yaygınlık ölçülerini bu seride hesaplamanızı istiyorum sizden. Bu serinin bir kez daha söylüyorum. Merkezi eğilim ve merkezi yaygınlık ölçülerini hesaplayacaksınız. Çünkü bundan sonraki süreçte vize haftasına gireceğiz. Vize haftasına girdiğimizde de Mergen üzerinden size ben klasik sınav yapacağım. Klasik sınav için bir gün öncesinden de gönderebiliyorum. Aynı gün sabahtan da size sınav yapabilirim. Aynen test sınavında olduğu gibi davranabilir. Ama benim tercihim bir gün öncesi de soruyu göndermek. Sınav gününden bir gün önce göndereceğim. Ve siz de o sınav sorularını, bu klasik sınav sorularını cevaplayıp bana Mergen üzerinden göndereceksiniz. Dolayısıyla bu soruları çözdükten sonra ya fotoğraflarını çekip Word dosyasına atabilirsiniz. Ki geçen dönemki arkadaşlar bunu çok güzel yaptılar. Çok güzel ödevler hazırladılar. O fotoğrafları Word belgesinin içine yerleştirerek ya da fotoğrafı fotoğraf olarak gönderirseniz bazen çok büyük dosyalar oluşabildiği için fotoğraf dosyaları göndermekte zorluk yaşanabiliyor. Fotoğrafları PDF'e dönüştüren programlar var, aplikasyonlar var. Büyük bir ihtimal hepinizde vardır bu aplikasyonlar. Eğer yoksa bile ücretsiz olarak Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Play Store'unuzdan ya da işte iPhone'unuz varsa iPhone'un neresinde bilmiyorum. Benim iPhone'um olmadığı için. Onun da mutlaka Play Store benzeri bir yeri vardır. Oradan PDF dönüştürücüsünü indirin. Fotoğrafını çektikten sonra PDF'e dönüştürerek dosyayı Mergen üzerinden bana gönderiyorsunuz. Mergen'de ben ödev olarak yapmadığım için bana gönderebilmenin yolu mesajlar bölümü. Mergen'de mesajlar bölümüne giriyorsunuz. Dersi seçip bana oradan mesajınızı, bu ödevi hazırladığınız dosyayı gönderiyorsunuz. Yapmanızı istediğim şey bu merkezi eğilim ve merkezi yaygınlık ölçülerini hesaplamak. Şu an WhatsApp grubumuz hepinizin yazmasına açık. Derste şu an 15 kişi kaldık.
Geri kalan büyük bir ihtimal sınıfı terk etti. Saat 2'de dersleri vardı. Büyük bir ihtimal oraya göster. O arkadaşlara da oradan haber verin. Deyin ki arkadaşlar, videonun sonunda bir ödev var. O ödevi haftaya çarşamba gününe kadar teslim etmiş olmamız gerekiyor. Teslim edenlere artı puan vereceğim. Vizede. Teslim edemeyen, yani çarşamba günü ders saatinden sonra gelecek hiçbir ödeve artı puan vermeyeceğim. Zaten Mergen'de dersi o gönderdiğiniz saatte yazıyor. Dolayısıyla saatlere bakarak çok rahat bir şekilde ödevi gönderenler ve göndermeyenler ayrımını yapabilirim. O yüzden ders saatine kadar gönderilen ödevlere artı puan, gönderilmeyen ödevlere hiçbir puan eklemesi yapmayacağım vize sınavında. Evet, ders burada bitmiştir. Sormak istediğimiz herhangi bir şey var mı? Hocam, bu ödevi Mergen üzerinde tartışmalar kısmına mı yollayacağız? Tartışmalar kısmına değil. Mergen'de mesajlar bölümü var. Mesajlar bölümünden dersin seçimini yapıp hangi dersin hocasına gitme, ulaşmak istiyorsanız orayı seçebiliyorsunuz. İstatistik 1, işte UTL, yanlış hatırlamıyorsam 2007 miydi sizinki kodu? İşte kodlu dersi seçiyorsunuz ve orada mesajlar, yani bir mail atma imkanı elde ediyorsunuz. Bana mail olarak geliyor. Benim sayfama düşüyor. Peki hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sorusu olan yoksa dersi burada bitiriyorum. Çünkü toplantıya yetişmem gerekiyor. 46 geçiyor. Bir sonraki toplantıya gitmek için. Var mı sorusu? Yok hocam, teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi günler hocam.